Hazır mısın? Evet, hazırım. Evet, sırrımı açıklıyorum. Bak bunu bilmiyorum. Yani doğanın da bir emri var diyorsun. Aynen aslında. Öyle. Sonuçta bir ekip çalışması, bir ekip içinde bulunacağız ve pastayı dolu dolu seviyorum yani. Kendi karakterini de aslında yaptığı işe yansıtıyor. Ben hep hemen renk düşünüyorum. Yani bunu cepheme... evet, hemen renk düşünüyorum. Çünkü... Çok iyi. Ses 1-2-3 deneme. Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Umarım hepiniz iyisinizdir. Bugünkü konumuz mimari anlatım dilinde estetik konusuna değineceğiz. Beyza ile biz ilk videomuzu çekmiştik. Orada da evet. Gösteri Sanatları Merkezi mi yapmıştık? Evet, Gösteri Sanatları Merkezi yapmıştık. Onda da paftalar üzerine değinmiştik biraz. Evet. Ve ona ikinci şey demiştik. Hani paftalar üzerine ayrı bir video yaparız sizin için diye. Onun hakkında bugün biraz bahsedeceğiz size. Bugünkü konumuz mimari anlatım dilinde estetik nasıl olur? Yani pafta estetiği... Hafta renk estetiği nasıl olur? Özellikle bu konu üzerine değinmeye çalışacağız. Öncelikle çok mutluyum. Yuvamıza geri döndük. Evet. Uzun yıllar sonra. Gerçekten burada olmak, bu hissi olmak çok güzel bir duygu, çok güzel bir his. Evet. Burada tasarı geometri derslerimiz oluyordu ve bir tane kara tahtamız oluyordu. Okulumuzun restorasyonu yeni bitti arkadaşlar. Evet. Biz de biraz anılarımızı canlandırdık. Evet. Yani böyle çok anılarım canlandı ve ben tasarı geometride finalde geçen sayılı öğrencilerden biriydim. O da büyük bir başarı. Nadir geçerlerden. Evet. Bugünkü konumuza bu denli de değinmemizin nedeni ve Buran böyle çok seçmesinin nedeni bence benim biraz da hem karakter olarak işte hem de biraz da estetik göz zevk olarak beni seçtiğini düşünüyorum. Yani mütevazı olamayacağım. Yani 4 yıldır beraber hazırlanıyoruz işte haftalar olsun, projeler olsun. Derslerde birlikte şey yapıyoruz, fikir alışverişi yapıyoruz ve Beyza'nın bir göz mizampajı mı denir? Böyle evet. Bir al şeyi var zihninde ve çok güzel bir şekilde paftadaki renkleri, doygunluğunun tonlarını ayarlayabiliyor işte. Pembesi onun tonlarını, geçiş tonlarını falan çok güzel bir şekilde ifade edebiliyor. Bu da benim hoşuma gidiyor çünkü ben çok fazla yapamıyorum. Tabii ki de her insanın çok iyi olduğu alanlar farklıdır. İşte kimisi render konusunda çok iyidir, kimi modelde, kimi çizimde, AutoCAD'de ya da işte pafta konusunda. Hatta bu yüzden de mimarlığın ben biraz da ekip çalışması, özellikle iş hayatında ekip çalışmasına işte çok yönelik olduğunu düşünüyorum. Yani öncelikle yani mezun olduktan şu an ben diploma alıyorum. O yüzden böyle düşünüyor olabilirim. biraz. Hani öğrencilik zihniyetinden çıkıp biraz da iş hayatı zihniyetini düşününce sonuçta bir ekip çalışması, bir ekip içinde bulunacağız ve işte kimi render konusunda iyiyken, kimi işte hafta konusunda iyidir, kimi çizim konusunda iyidir. Kimi biraz daha iş tasarımı yöneliyor, evet, bazıları evet. Röleve tarafına yöneliyor. Aynen, herkes kendi alanına doğru bir şey eğilim var açıkçası. Aynen. Yani Beyza'nın da ben paftaları gerçekten hoşuma gidiyor. Onu da size alta koyacağız, göstereceğiz, setler halinde geçeceğiz. Sen öncelikle nelere dikkat ediyorsun? Nasıl bir çizelgede ilerliyorsun diye bir soru sorayım ben öncelikle sana. Öncelikle biraz bilmiyorum, saçma gelebilir ama ilk önce projemin konusu ortaya çıkıyor. Projemin konusundan sonra ben hep hemen renk düşünüyorum. Yani bunu cepheme... evet, hemen renk düşünüyorum. Çünkü peki, ben evet. Renk takıntısı olan bir insanım. Mesela benim çantamda gümüş detaylar var. Ben o gün mesela altın rengi takı takmıyorum. Biraz da bunu aslında hayatımıza uyarlamamız gerekiyor. Mesela uyumlu renkleri ya da bir rengi patlatmak istiyorsam diğer kıyafetlerimdeki ya da paftamdaki diğer renkleri daha nötr renkler tercih etmeyi seviyorum. Ya biraz da karakterime oturmuş artık hani takıntı derecesine gelmiş bir seviyede benim renk takıntım var. O yüzden de bu benle yavaş yavaş paftalarıma da dökülmeye başladı. Mimari dilime de, mimari anlatım dilime de dökülmeye başladı. Mesela belli renkli kalemlerle çizim yapar oldum. Eski sınavında belli renkli kalemleri evet. Kullanır oldum. Onun tonsür tonlarına işte açığı, kuyusu, işte bunun gibi şeyleri kullanır oldum. Öncelikle ben bir tasarıma başlarken hani paftamın rengine karar vermeden önce bir düşünüyorum. Yani mesela ekolojik bir proje yapıyorum. Yani mekan projem. Yeşili çok kullandım. Gerçekten. Ve cephemde de kullandım. Yeşili, griyi. Mesela ben SketchUp'ın o camından nefret ederim. Mesela mavi camından. Cırtlak bir mavidir evet. Ya. Asla onu kullanmam. Hep gri camı kullanırım. Hani böyle değişik renk takıntılarım var. Ben o yüzden
ilk başta projeye başlarken mesela ekolojik bir proje mi yapıyoruz? O zaman yeşil rengi. Mesela denize yani yakın bir yerde buçuk bir otel projesi mi var? Daha çok mavi. Böyle daha böyle renkleri kullanmayı seviyorum. Mesela benim bir yurt projem vardı. Kimse kahverengini sevmez paftalarda. Evet. Kimse sevmez ama benim o dönem, o projemdeki her şeyim kahverengiydi. Ama hani kahverengi kötü bir renk. Ben de hiç sevmem. Turuncu ve kahverengi en ara bir sevmediğim. Renk gibi kalıyor evet. Sanki o kahverengi. Kiremit renkleri falan da evet. Kendime de çok yakıştırmam bile yani. Ama mesela o hafta onu gerektiriyordu. Çünkü bir okul projesiydi yani yurt projesiydi. Ve o dokuya o gidiyordu. O yüzden kahverengi seçmem gerekiyordu ve haftanla da en güzel ifade edildi kahverengiydi. Ben de kahverengiyi seçtim mesela yurt projemde. Onların hepsi gelecek tabii ki de ekranımıza. Evet. Mesela şey projem vardı benim, dördüncü projem. Orada da kırmızı. Evet. Orada da etiler dokusunda yapıyorum. Kırmızı ve yeşili kullanmam gerekiyordu. Aslında çok zor. Hem kırmızıyı hem yeşili kullanmak. Ama bunları uyumlu bir dille ifade ettiğinizde gerçekten hani alakasız renklerin bile çok güzel bir şekilde birlikte durduğunu, paftada çok kaliteli durduğunu çok rahat bir şekilde görebiliyoruz. Öncelikle ben şunlardan da bahsedeyim. Ben işte pafta boyamaya çalışırken, yani paftamı boyarken ilk önce Google'dan renk paletleri buluyorum. Hmm. Evet, sırrımı açıklıyorum. Bak bunu bilmiyorum. Yani, ama mantıklı yani. Ben şey kullanmıyorum, hani Photoshop'ta işte rastgele açık tonu olsun, koyu tonu olsun, opaklığı şu olsun, doygunluğu bu olsun diye asla öyle kullanmıyorum. Belli renk paletleri indiriyorum ve onu Photoshop'ta mesela küçük bir yere atıyorum. Daha sonra iğneyle mesela oradan renkler seçip şey yapıyorum, mesela opaklığını ayarlıyorum, biraz daha şey. Bu arada kesinlikle opaklık, saydamlık mutlaka bunları kullanın yani cırt cırt. O pafta evet. Boyamanın gözüme gerçekten hiç hitap etmiyor. Cırt renkler vesaire şey renkler asla hitap etmiyor. Bir de ben mutlaka ve mutlaka paftayı dolu dolu seviyorum yani. Orada o varken orada olsun. Yani belki bazı insanlara karışık gelebilir ama bir pafta böyle hani 5 paftanız olacağına 2 paftanız olsun. Ben yıllarca tek pafta teslim ettim. Ve hani hocam... Ben de 3-4 tane bu kadar mı diyorlar? Diyorum. Aslında iyi bir şey. Evet. Yani bu kadar tüm konuyu özetliyorsun aslında. Orada. Aslında her şeyi özetliyorum orada. Ve eğer hani mesela 200 ölçek değil, 250 ölçek vesaire gerekiyor. Bunu çizgi ölçekle kullanın mutlaka. Hani bir şekilde... Çizgi evet, patlatılmış aksonometrikler bence kat kat daha çok uğraşmamız gereken şeyler. Çünkü planda ilk başta anlamıyoruz. İşte ve çok da teknik çizim hatası yapabilirsiniz bu arada. İşte mesela Bodrum'u çizerken bile aslında o üstün zeminin hafif bir çizgisini bile çizmemiz lazım bence. Çünkü anlaşılmıyor ne nerede. Mesela zemin katı çizerken yukarıdaki işte galeriler ya da başka yerler bunlar mutlaka çizilmeli. Ama bazı hatalar yapıyoruz ve çizemiyoruz. O yüzden ben patlatılmış perspektifi, aksonometrik perspektifleri mutlaka ve mutlaka yapmanızı öneriyorum. Özellikle şimdi bilgisayar elimizde olduğu sürece her gün yeni bir şey öğreniyoruz. AutoCAD'de ben hala yani 4. sınıfım hala yeni bir komut öğreniyorum ve şey diyorum ben bu komutu nasıl önceden öğrenmedim? Bir de paftaya başlarken mutlaka PDF olarak kaydedin zaten onu. İlk önce zaten hani Photoshop'ta bir sayfanızı çıkarın ortaya. Daha sonra PDF olarak planlarınızı kaydettikten sonra bir atın, her şeyi atın. Her şeyi Photoshop'a, o ekrana atın ve sürekli kombinasyonlar yapın. Alt alta getirsem ne olur, üst üste getirsem ne olur, yan yana getirsem ne olur, biraz küçültsem ne olur. Çünkü evet. Anlamayacaklar. Tüm olasılıkları deneyin. Biraz yani. Olasılıkları deneyin. Ne nerede, ne nasıl güzel durur, nasıl dolu dolu durur, nasıl güzel durur. Anlatım diliniz güzel olduğu zaman projeniz emekli bir proje değilse bile çok güzel bir şekilde paçayı kurtarabiliyorsunuz bu arada. Ben Mimar Proje 4'te gerçekten çok az çalıştım. Gerçekten yani itiraf ediyorum bunu. Çok az çalıştım ama
çok güzel bir şekilde sundum. İfade ettim. Kendimi çok güzel bir şekilde ifade ettim. Evet. Özellikle mutlaka cephe yapın. Yani cephe projenin her şeysi. Bir de şunu değinmek istiyorum. Mutlaka haftalarınızda arka şeye bir doku atayın. Yani bir beton dokusu, evet, bir şey dokusu. Özellikle kesitlerin altına mutlaka yapmanız önemli. Konunuzu çağrıştıran veya da soyut bir kesinlikle çalışma. Öyle. Renk çalışması olabilir. Ben 4. projemde renk çalışmaları, arkada bir biraz leke gibi lekeler şey vardı. Evet. Gerçekten kat projeleriye taşıyan şeyler olduğunu düşünüyorum ben. Ne kadar çok emek verirseniz boyamalara, sunuma şeye, satışınız o kadar iyi olur. Satışınız o kadar iyi olur. Aslında bu çok önemli bir mimarlıkta. Çok güzel fikirlerle karşılaşıyoruz, evet, biz ama ifade okunması zor olduğu için o fikirler harcanıyor. Hele de yarışma projelerinde ben bunu çok sık görüyorum. Mesela yarışmaya kazanan projeye bakıyorsun, diğerlerine bakıyorum. Diğerlerinden bazıları çok iyi fikirler var ama kazanan da kendini çok iyi bir şekilde, evet, ifade ettiği, aynen, için. Genel toplama yapacak olursak ilk önce bir tasarımımıza bakıyoruz. İşte ekolojik mi ya da daha tarihi bir yerde mi? Daha o tarihi çevrede hangi renk binalar var? Ya bunlar bile çok güzel ilham verebilir bizlere. O tarihi çevrede, atıyorum işte İstiklal'de yapıyorsunuz, tarihi bir dokuda kahverengi sarı tonları var, atıyorum bunun gibi. Bir renk seçin. Yani doğanın da bir, evet, rengi var diyorsunuz. Aynen aslında öyle. Aslında gerçekten öyle. Yani o bile çok güzel şekilde ifade eder. Bir renk seçin. Google'dan aratın o renk paletlerini. O renklerin işte bir sürü, yani tahmin edemeyeceğiniz kadar renk paleti çıkıyor. İşte mimari renk paletleri, bunları İngilizce şekilde yazın. Daha sonra onları atın Photoshop'unuza. Doygunluklarıyla oynayın ama aynı renk tonları olsun. Hani birbirinden bağımsız renk aramayın. İşte bu renk neydi, şu renk neydi diye aramayın. Daha sonra o seçtiğiniz renkleri koyun kağıdın kenarına. Daha sonra planlarınızı atın, renderlarınızı atın. Neyi nerede istiyorsanız kombinasyonlar deneyin ve paftanızı boyamaya çalışın. Daha sonra tavsiyem de şu, fırçaları mutlaka kullanın. Mimari fırçaları. Yani renderınıza insan koymuyorsanız bile fırçadan insan koyun. İmgesel fırçalar. Evet, imgesel diyorsun, fırçalar. Evet. Onlar için de YouTube'da başka videolar var arkadaşlar. Onların pluginleri vesaire var. Onları indirin. O fırçalar Photoshop'ta çok güzel, çok güzel ağırlık duruyor da yapmıyor. Kasmıyor. Aynen, kesinlikle öyle. Yani renderınızı çok da kolaylaştırıyor. Ben öyle düşünüyorum. Evet. Ve PNG fotoğraflar koymaya çalışın. Ya da PNG bulamıyorsanız bile arkası beyaz olsun. Onu silin sihirli değnekle. Daha sonra onları siz yerleştirmeye onu çalışın. Bir de ne olur Photoshop'ta, ne olur dosyalı çalışın. Layer'lı çalışın. Evet, ve layer'ların isimleriyle çalışın. Çok faydası oluyor. İlk başta çok uğraşıyorsunuz ama ilk başta o layer'ları, o dosyaları açtıktan sonra inanın gerisi geliyor. O şekilde layer'lar. Aslında daha eğlenceli çalışır oluyor layer, evet, bulabilir üstüden sonra katman katman. Evet. Benim de genel bir yorumum şöyle, Beyza'yı mesela ben hep arkadaşların projelerini falan izliyorum, gözlemliyorum. Beyza'nın paftaları hoşuma gidiyor diye başta demiştik. Teşekkür aslında ederim. Beyza burada da bugünkü videoda da şunu söyledi. Kendi karakterini de aslında yaptığı işe yansıtıyor. Hı-hı. Ve hani bu alanda da bu, yani çoğu meslekte karakter yansıtma var ama mimarlıkta daha fazla var. Kesinlikle öyle. Yani tasarım yaparken, mekan kurgularken, bir hikaye oluştururken bunlara çok önemli. Yani Beyza'nın da aslında burada yaptığı şey de mesela ne diyor? Ben hayatımda bunları uyguluyordum, evet, diyor. Hayatımda, renk tonlarını, evet, yapması bunu yansıtıyor. Güzel bir yere de kapı açtı. Yani hayatta sevdiğiniz bir alana, bir şeyde yönelmeniz, onun hakkındaki şeyleri yaptığınız işe yansıtmanız size daha özgün karakter ve özellikler kazandırabileceğini ben de düşünüyorum. Yani bugün Beyza'nın paftalarını inceledik. Renkler, evet, renk doygunlukları, düzeni, sistematikliği. Bizimle paylaştığı için ben çok teşekkür ben ederim Beyza'ya. Ben de çok Beyza'ya teşekkür ediyorum. Beni çağırdığı için. İlk proje videomuzu da izlemeyi unutmayın. İleriki zamanlarda da yeni videolar gelecek. Evet. Diploma projesi yapıyor. Onu da bekliyoruz biz. Umarım geçerim. Güzel bir İyi şekilde. İyi şanslar diliyoruz size Beyza'ya. Çok teşekkür ederim. 4 yılda mimar sınavını bitirebilmek büyük, evet, bir başarı olacak güzel benim için. Umarım güzel bir şekilde geçer ve mimar olabilirim, umarım, diyoruz. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Aklınıza her gibi soru gelirse konuşmamızla alakalı, sohbetlerle ilgili yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Biz orada bakacağız arkadaşlar. Kendinize çok çok iyi bakın. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Sweet
you, I'm a lucky charm. I hold you close in the night in my arms.